Ulaştırmayı hala şey yapıyorum, beğeniyorum. Bu yakın zamanda biraz şey geç kaldıysa da, performans biraz geride kaldıysa da, ister istemez enflasyonu yüksek olduğu o dönemde, ya bu dönemde daha doğrusu, keşke o dönem diye tanımlayabilseydim, hala bu dönemde öyle bir dönem. Perakende ticaret. Orada evet gerçekten Ülker biraz dikkat çeker bir hale geldi. Özellikle Sayın Murat Ülker'in de bir açıklaması var. Yani kendi açıkladığı için rahat rahat söyleyebilirim bunu. Şirketin finansalları iyileşiyor. Borç yükü çok ciddi miktarda azaldı. Bu önümüzdeki döneme ilişkin daha iyi bilançolar görmemize, daha iyi performanslar görmemize zemin hazırlayacak bir gelişme. Olur olmaz. Onu şey yapmıyorum. Ne derler? Bilmiyorum. Ama şeyde olması lazım. Valla ben kendi adıma söyleyeyim. O gün şimdi bilgi asimetrisi yaratmayalım. Borsaya gelen arkadaşlar hani çay kahve molasında defalarca sordular. Ben çünkü beni tanıyanlar biliyorlar. Benim bir portföyüm var. O portföyümün belli bir kısmı hisse senedine ayrılmış. O paranın büyük bir kısmı yatırım fonlarında ve geri kalan kısmında da böyle kendimce ufak tefek al sat yaptım. Fırsat bulduğumda ya da iyi gördüğümde. Ama bir diğer tarafta da tamamen yatırım amaçlı, uzun vadeli, hani değer yatırımcısı gibi davranmaya çalıştım. Bir şeyim var. Ne derler? Hesabım var. Orada biriktirdiğim hisseleri çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir küçük değişiklik yaptım orada çünkü. Alarko, Sabancı, Türk Hava Yolları, Ford Otosan ve Ülker var. Beş tane kağıdım var. Peki Şimdi şimdi burada iyi yayınlar. bir 2 dakika izin ver. Herkes kağıda kaleme koştu, hisseleri yazacak. Bu hisselerden para kazananları mutlaka kendilerini ifşa etmelerini, bulundukları şehre geldiğimde işte Denizli'deyse Enver olur, Baki olur. Ankara'daysa başka yerler olur. İşte her şehirde misafir edecek borsadan para kazanmış birilerini herhalde buluruz diye düşünüyorum.